Merhabalar efendim, iyi akşamlar. Ataması yapılmayan öğretmenler 3. kez Ankara Ulus Meydanı'ndaydı bugün. Ulusa kulak verilmeli. Haliyle seslerini duyurmak için biz de her zamanki gibi elimizden geleni yapacağız. O nedenle hashtagimiz atanamayanlarca. Atatürk, savaşın en kritik günlerinde eğitim demişti. Ordularımızın kazandığı zafer sizin eğitim ordularınız için yol açtı. Gerçek zaferi siz öğretmenler kazanacaksınız. Sarsılmaz bir inançla ben ve arkadaşlarım sizi gözeteceğiz. Sizin karşılaştığınız tüm engelleri kıracağız demişti. Özetle Atatürk'ün bir vasiyetidir öğretmenleri gözetmek ve karşılaştıkları engelleri kaldırmaya vesile olmak. Biz de bu vasiyeti yerine getirmek için aracı olabilirsek ne mutlu bize. Eğitim ordularından geçelim şanlı ordumuzun başarılarına. Terör örgütü PKK, YPG'nin Cibrin üst bölgesi ve Öncü Pınar'a düzenlediği saldırılarda Türk Silahlı Kuvvetleri misliyle karşılık veriyor. Suriye'nin kuzeyindeki teröristler yoğun bombardıman altına alındı. 16 terörist daha etkisiz hale getirildi. Terör yuvaları bir bir yıkıldı. Milli Savunma Bakanlığı öldürülen terörist sayısının 57'ye yükseldiğini açıkladı. Mevziler, karargahlar, sığınaklar hepsi. İnsanın yüreğini acıtan, bu nasıl vahşettir dedirten korkunç bir olay yaşandı bugün. 9 insan, 9 can 2 metrekarelik tabuta girdi. Konu 200 dönümlük arazi anlaşmazlığı. Diyarbakır'ın Bismil ilçesindeki iki aile arasındaki arazi kavgası silahların ateşlenmesiyle katliama dönüştü. 200 dönümlük arazi yüzünden tam 9 kişi hayatını kaybetti. 200 dönümlük arazi yüzünden katliam yaşandı. Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Kırsal Serçeler Mahallesi'nde iki aile arasında 200 dönümlük arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Arazi anlaşmazlığı yaşayan ailelerden birisi hububat hasatı için işte bu noktaya geldi. Bir anda husumetli diğer aileyle karşılaştı. İki aile arasındaki tartışma giderek alevlendi. İşte o anda silahlar ortaya çıktı. Ailelerden biri işte bu traktörle gelmişti hasat yapmak için. İşte o anda bu aracın içerisindeyken yaylım ateşine tutuldu. Silahların ateşlenmesiyle adeta çatışma çıktı. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Güvenlik güçleri olayın yaşandığı köyde geniş güvenlik önlemleri aldı. Köyün ve ilçenin birçok noktasında jandarma tedbir ve önlemlerini devam ettiriyor. Her noktada askerler var. Tartışma sonrası ekili arazilerin ateşe verilmesiyle yangın çıktı. Hasat yapılan tarlalara ekipler müdahale etti. Kanlı olay sonrası arazide çıkarılan yangını söndürmek için Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'ndan helikopter havalandı. Helikopter yangını söndürmeye çalışıyor. Yaralıların kaldırıldığı hastanelerde de polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ana gündem ekonomiydi. Yeni kabinenin ikinci toplantısı tam 8 saat sürdü. Kabinedeki tüm bakanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ayrı ayrı sunum yaptı. Kuşkusuz gözler de ekonomiyle ilgili isimlerin üzerindeydi. Hatta kabine toplantısı sonrasında gazeteciler de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in etrafını sardı. Tek mesajı vardı. Az konuşup çok iş yapacağız dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da ser verip sır vermedi. Ancak asgari ücret artışı ve memur maaş artışına ilişkin sinyaller Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bir haftalık aranın ardından toplandı. Ana gündemse ekonomiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilgili kabine üyelerinden detaylı sunum istedi. Yeni ekonomi adımları değerlendirildi. Temmuz ayı engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylıklarının ödemesini erkene alıyor, toplam 1,4 milyon kardeşimizi Kurban Bayramı'ndan önce sevindiriyoruz. Sadece Haziran ayı içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam 19 milyar lira ödeme gerçekleştireceğiz. Enflasyonla mücadele, fahiş fiyat artışları ve asgari ücrette zam pazarlığı. Tüm bu konular detaylı bir şekilde görüşüldü. Asgari ücret komisyonumuz çalışmalarına başladı. İnşallah tüm tarafların içine sinecek, hayırlı bir neticeye ulaşacağımıza
inanıyorum. Memur maaş artış oranlarıyla ilgili meclis sürecini yakında başlatıyoruz. Grubumuzun meclisin takdirine sunacağı ilk hususlardan biri bu olacaktır. Toplantının ardından gazetecilere konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, seçim beyannamemizde ortaya koyduğumuz perspektif orta vadeli programa yansıyacak. Bu yılı da önümüzdeki 3 yıla ilişkin hedefleri de güncelleyeceğiz dedi. Gözler yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de üzerindeydi. Bakanlığı döneminde politika değişikliği olup olmayacağı merak konusuydu. Kabinede uzun bir sunum gerçekleştiren Bakan Şimşek, gazetecilere kısa ve net cevaplar vermekle yetindi. Ekonomi Koordinasyon Kurul toplantılarının gündeminde küresel ve makro genel çerçeve olacağını söyledi. Az konuşup çok iş yapacağız mesajını verdi. Ve milyonları ilgilendiren asgari ücrete ara zam konusu. Gazeteciler ipucu peşindeydi ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ser verdi, sır vermedi. Pazartesi günü yapılacak komisyon toplantısını işaret etti. Zam kararının Kurban Bayramı'ndan önce açıklanacağını teyit etti. Bu arada kabinede ekonomiyle ilgili alınan kararların ilki bu sabah hemen hayata geçirildi. En son 27 Aralık'ta yapılan Ekonomi Koordinasyon Kurulu 5,5 ay sonra yeniden toplandı. Beştepe'deki zirveye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık etti. Enflasyonla mücadelede kararlıyız dedi. Masada dikkat çeken isim yeni Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dı. Bir yandan yaşadığımız depremlerin yaralarını sararken, diğer yandan temel sorun olarak gördüğümüz enflasyonla mücadele konusunda etkin ve kararlı adımlar atacağız. Ekonomi politikası değişecek mi? Enflasyonla mücadele için hangi adımlar atılacak? Refah kaybının önüne nasıl geçilecek? Ve deprem bölgesini yeniden kalkındırmak için ne gibi çalışmalar yapılacak? Ekonomi Koordinasyon Kurulu bu soruların yanıtını görüşmek için Beştepe'de toplandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki toplantı 3,5 saat sürdü. Serbest piyasa kuralları içinde ekonomimizin rekabet gücünü, verimliliğini arttırmaya dönük adımlara kararlılıkla devam edeceğiz. Toplantıya ilgili bakanlar ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz toplantının kapanış konuşmasını yaptı. İkinci kalkınma planını Ekim ayında meclisimizin takdirine sunmayı planlıyoruz dedi. Eylül ayında orta vadeli program ile kamu politikaları ve uygulamalarını gözden geçirecek ve kaynak tahsisini bu çerçevede yönlendireceğiz. Yılmaz, mali disiplin ve kamuda tasarrufa işaret etti. Kaynakların nitelikli yatırımlar için kullanılacağını da söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan memur maaş zammında topu meclise attı ama memurların talebi yüksek. Seçim öncesi Erdoğan'dan en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılacağı sözünü zaten almışlardı. Memur Sen daha üstü için taleplerini sıraladı. Şöyle ki Memur Sen Başkanı Ali Yalçın'a göre 22 bin liraya ilave olarak %6 artış ve enflasyon farkı da eklenmeli. Memur maaş artış oranlarıyla ilgili meclis sürecini yakında başlatıyoruz. Milyonların gözü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, kulağı ise Haziran ayı enflasyon verisinde. En düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sevindiren haberi Mayıs ayında Hak İş Konfederasyonu Olağan Genel Kurulu'nda verdi. Seçimlerin ardından kadrolar yenilendi, düzenleme için kollar sıvandı. Ancak Memur Sen'in en düşük aylık için beklentisi 22 bin liradan daha farklı. Yasal düzenlemenin 1 Temmuz itibariyle hayata geçirilmesi ve yürürlüğe konulması gerekmektedir. En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılmasına ilave olarak 6. dönem toplu sözleşme gereği %6 artış ve enflasyon farkı da ayrıca maaş ve ücretlere eklenmelidir. Talepleri Genel Başkan Ali Yalçın konfederasyon adına paylaştı. %6 artış ve enflasyon farkının da eklenmesini istedi. Bunun için Haziran ayı enflasyon verisi bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu o oranı Temmuz'da açıklayacak. İlk 5 ayda enflasyon %15,26 olarak gerçekleşti. Buna bir de %6 artış eklendiğinde Memur Sen'in zam talebi en az %21,26'yı buluyor. Söz konusu artış da en düşük memur aylığının en az 26.677 liraya çıkması demek. Tabii Haziran verileri bu durumu değiştirmezse.
Vekillikler bitti. Dokunulmazlık dosyaları da raftan indi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Anayasa Karma Komisyonu 1190 dokunulmazlık dosyasını Cumhurbaşkanlığına iade etti. Peki bu ne anlama geliyor? Anlatalım. Yargılanmalarının önünde engel kalmadı. O fezlekeler arasında artık milletvekili olmadığı için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da dosyaları var. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Anayasa Karma Komisyonu düğmeye bastı. 1190 dosya artık raftan indirildi. Her birinin yargıya konu olması an meselesi. Söz konusu dosyalar yeni dönemde milletvekili olmayan ancak hakkında fezlekesi bulunan eski milletvekillerine ait. Hali hazırda hepsi Cumhurbaşkanlığına iade edildi. Aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında düzenlenen fezlekeler de var. Yüzleşme zamanı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, yeni dönemde seçilemeyen milletvekillerine ait 1190 dokunulmazlık dosyasını Cumhurbaşkanlığına iade etti. Adalet Bakanlığı gereği için dosyaları ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderecek. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'ın da işaret ettiği gibi top artık Adalet Bakanlığı'nda olacak. Eski milletvekillerinin yargılanmasının önü açılacak. Fezlekeler bakanlık tarafından işleme konulmak üzere Cumhuriyet Savcılıklarına havale edilecek. Bu arada CHP'den yaklaşık yarım saat önce bir duyuru yapıldı. Onu da aktaralım hemen. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tüm danışman ve baş danışmanlarını görevden aldı. Duyuruda aynen şöyle denildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 4 Haziran 2023 tarihi öncesi danışman ve baş danışman olarak atanan tüm kişilerin görevleri 14 Haziran 2023 tarihi itibariyle sonlandırılmıştır. Her birine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Peki kim o isimler? Tuncay Özkan, Erdoğan Toprak, Orhan Sarıbal, Ünal Çeviköz, Nuşerivan Elçi, Deniz Demir gibi Kılıçdaroğlu'nun seçim öncesi atadığı yakınındaki kişiler. Meclise CHP listesinden giren ama CHP'li olmayan milletvekilleri ortak grup kurma yolunda altılı değil bu kez üçlü bir ittifak için sona gelindi. DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi mecliste tek grup çatısı altında birleşecek. Ancak çatı parti hangisi olacak işte o daha net değil. Bu arayışın içinde olmamız gayet tabidir. Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden seçime girmişlerdi. Seçim ittifakını mecliste de devam ettirme kararı aldılar. Gelecek, Deva ve Saadet Partisi grup kurma mesaisine hız verdi. Kaynaklar hafta sonunu işaret ediyor. Üç partinin de ortak amacı grup kurarak komisyonlarda ve genel kurulda etkin siyaset yapmak. En az 20 milletvekili bulunan siyasi partilerin mecliste grup kurma hakkı var. DEVA'nın 15, Geleceğin 10 ve Saadet Partisi'nin de 10 milletvekili bulunuyor. Milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma. Meclisin yeni döneme girmesiyle birlikte bu 3 siyasi partide grup kurma çalışması başladı. Heyetler arası görüşmeler devam ediyor. Artık son düzlüğe girildi. Gelecek Partisi Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ gelinen aşamayı TV100'e anlattı. Çalışıyoruz. Netice almak üzereyiz. Mutfaktaki çalışmalar bitti. Şimdi o yemeği masaya koyma vakti geldi. Süreç olumlu gidiyor. Oralarda hazırlanmamız gerekiyor. Peki çatı parti hangisi olacak? Konunun düğümlendiği nokta tam da burası. En çok milletvekili sayısına sahip DEVA Partisi kurulacak grubunda kendi çatısı altında olması gerektiğini düşünüyor. Ancak bu konuda dirsek teması sürüyor. Teşekkürler, sağ olun. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 100 il 1000 ilçe çıkışı bazı ilçelerde büyük heyecan yarattı. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu da öneriyi gündeme aldı ama asıl karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP liderinin görüşmesinde ele alınacak. Peki heyecanla bekleyen ilçeler hangileri? Yani hangi 19 ilçe il olacak? Dahası yerel seçimlerden önce gerçekleşmesi mümkün mü? İşte bütün bu soruların yanıtları. Cumhuriyetin 100. yılında 100 maddelik yeni anayasa teklif metnimiz müzakere etmek için hazırdır. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 19 yeni il ve 27 yeni ilçe önerdi. Grup toplantısında sarf ettiği bu sözler milyonları heyecanlandırdı. Bu ihtimalin gerçek olması için yetki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Meclisin sağlıklı ve etkin bir... AK Parti söz konusu adımı daha önce yerel yönetimler yasası kapsamında değerlendirdi. Seçim yoğunluğundan dolayı tasarı rafa kalktı. Bu karar il ve ilçe olmak isteyen yerleşimlerin beklentisini boşa çıkarmamak için alındı.
Merkez Yürütme Kurulu toplantısında da kriterlerin belirlenmesi için çalışma yapılması gündeme geldi. Bu sayede siyasiler üzerindeki baskı azaltılacaktı. Yeni bir düzenleme içinse gözler MHP lideriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olası görüşmesine çevrildi. Edinilen bilgilere göre ikili görüşmeden sonuç çıkarsa Cumhur İttifakı bu konuyu masaya yatıracak. Ancak il ve ilçe olmak isteyen bölgeleri küstürmemek için süreç 2024 yerel seçimleri sonrasına kalabilir. Yasadaki kriterlerse pek çok yerleşimi hayal kırıklığına uğratacağı benziyor. İl olmak isteyen ilçenin nüfusu en az 100 bin olmak zorunda. Sadece bu da yetmiyor. Kent merkezine de en az 30 kilometre uzaklıkta olması şart. İkisini de karşılayan en dikkat çekici ilçe Alanya. Tıpkı onun gibi Tarsus ve Manavgat'ta Ankara'dan gelecek olumlu haberi bekliyor. Ünye, Çorlu, Edremit ve Fethiye ile Midyat, Yüksekova ve Erciş'te il olma hayali kuran ilçeler arasında. Türkiye'nin dört bir yanından seslerini duyurmak için geldiler Ankara'ya. Atanamayan öğretmenler bugün üçüncü kez ulustan seslerini duyurmaya çalıştılar. Ulusa kulak vermek lazım dememiz ondan. Ek atama istediler. Özlük haklarında iyileşme talep ettiler. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ve Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş da eyleme katılarak öğretmenlere tam destek verdi. İstanbul, Muş, Diyarbakır, Batman, Siirt. Türkiye'nin dört bir yanından yollara düştüler, soluğu başkente aldılar. 2022 KPSS puanıyla ilave 55 bin atama talebimizi iletmek için buraya geldik. Onlar atanamayan öğretmenler. Talepleri çok açık. 55 bin ek atama istiyorlar. Uzun zamandır bu sürecin içerisindeyiz. Çok emek verdik, çok cefa çektik. Hakkımız olan atamayı bekliyoruz. Üçüncü kez toplandılar Ankara Ulus'ta. Özlük haklarının iyileştirilmesini istediler. Emekli olan öğretmenlerin yerine atama yapılması çağrısında bulundular. Yeni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e seslendiler. Sayın Mahmut Özer, 2022 KPSS puanıyla bir ek atamanın gerçekleşeceğinin sözünü bizlere vermiştir. Ve daha sonrasında makamını Sayın Tekin'e arkadaşlar devretmiştir. Bizler bugün makamlar kadar sözlerin de Yusuf Tekin tarafından alınmasını talep ediyoruz. Eyleme destek verenler arasında Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de vardı. Meslektaşlarımın bir an önce öğrencileriyle buluşmasını şart olarak görüyorum. Diğer bütün partilerle görüşerek, Sayın Bakan'la görüşerek bir an önce 55 bin öğretmenimin öğrencileriyle buluşmasını sağlayacağım. Evet, ben de buradan mümkün olduğu kadar o sesi daha yüksek çıkarmaya çalışayım. Adil diyor ki bugün ayrı bir mücadele ruhu var. Her şey geleceğimiz adına, ulusta 55 bin öğretmen diyor. Nurgül Tatlı lütfen artık sesimiz duyulsun, verilen sözler tutulsun diyor. Zeze artık atanamayanlarca olmamak için atama istiyoruz diyor. Yine Esra öğretmen. Ben ne mesleği yapayım Ece abla, ben neye tutunayım? Başka benim böylesine sevdiğim bir meslek yok ki. Ben mutlu bir şekilde atanamayanlarca olmamak için ek atama istiyorum. Öğrencilerime kavuşmak istiyorum diyor Esra öğretmen. En doğal hakkı öğrencileri de onlara kavuşmak istiyor tabii ki. Yasemin Güneş iki kere sınava girdik, iki kere atama bekliyoruz diyor. Samet, kamu mühendislerinin mali ve özlük hakları için iyileştirme talepleri var diyor. Müzik öğretmeni, teşekkür ediyoruz destek için diyor. Tabii ki görevimiz bu. Nurgül, artık Allah'ım gelsin şu atama, çok mücadele ettik, devletten ses soluk yok diyor. Bir öğretmen, emeklerimiz var, alın terimiz var, masa başında geçen yıllarımız var ve en önemlisi bize verilen bir ilave atama sözü var, onu alma günü bugündür. Yorulmak yok, bırakmak yok, öğretmeniz biz diyor. Evet, devam edeceğim tabii ki sizlerden gelen tweetleri okumaya.
Kripto yatırımcısının yüzü bir türlü gülmedi. 2 yıl önce bir tavan yaptı. Tarihi rekor kırdı. Onun ardından da sürekli ama sürekli düşüyor. Yine bir gecede çakıldı. Yatırımcısını panikletti. Paralar buhar oldu. Peki buluttan nem kapan kriptolar bu kez neden düştü? O düşüş daha da sürecek mi? Özellikle küçük yatırımcının ne yapması gerekiyor? Uzmanına sorduk ama hemen belirtelim. Yatırım tavsiyesi değildir. Şu an serbest düşüşte. Neredeyse dünden beri %5'in üzerinde değer kaybetti diyebiliriz. Grafikler öyle bir düştü ki monitörler delindi. $1000'dan fazla kaybettirdi. Kriptolar yine bir gecede çakıldı. Son 10 gündür takip ettiğimiz Amerika tarafında Binance ve Coinbase'e SEC'in açtığı davalar. İkinci neden ise aslında Fed'in faiz kararı olmuş oldu. Temmuz ya da diğer aylarda 5.25 olan faizin beklentisi artık 5.60'lara yükseldi. Bu dolardaki değer kazanımı ile beraber dolar karşısında diğer enstrümanların değer kaybetmesini sağladı. Bitcoin gibi, altın gibi. Kripto piyasası başta Bitcoin olmak üzere gerilemeye başladı. Peki kripto para yatırımcısı için risk var mı? $25.000 seviyesi kritik bir seviye. Bu seviyenin altında $20.000'lara kadar bir gap, bir boşluk var diyebiliriz. Yani 20-21.000 bandını yakından takip edeceğiz Bitcoin'de. Bu seviyelere kadar düşüşler normal kabul edilebilir. Uzmanlara göre Bitcoin'de kritik sınır $25.000. Bugün itibariyle Bitcoin o kritik sınırın altına geriledi. Hatta $24.700 seviyelerini de test etti Bitcoin. Altcoin'lerde %5'in üzerinde değer kaybetti, yatırımcısını panikletti. Ethereum'da en çok kaybettirenlerden. Gözümüz kulağımız bu noktada Fed'de olacak. Faiz de işini bitirirse bu noktada kripto başta olmak üzere dolar karşısında altının, gümüşün ya da dolar karşısındaki diğer enstrümanların değerlendiğini görebiliriz. Milyonlarca kişinin toplu taşımada kullandığı İstanbul Kart'ta yeni bir dönem başlıyor. İstanbul Kart sahipleri eksi bakiye ile yolculuk yapabilecek. Şimdilik 15 liralık kredi açıldı ancak onun da artırılması isteniyor. Eksi bakiye diye bir uygulama getirildi. 15 TL kadar sanırım inebiliyoruz aşağı. Mükemmel bir uygulama. Öğrenci olarak çok ihtiyacımız vardı buna. O anki işimizi görebiliyoruz. Güzel, mantıklı, iyi düşünmüşler. İstanbul Kart sahiplerine kartlarında yeterli bakiye olmadığı durumlarda da 15 liraya kadar ulaşım hakkı tanınacak. Bizim gibi öğrenciler için paramız bittiğinde de kullanabileceğimizi düşünüyorum. Büyük şehirlerde ulaşım gittikçe pahalanıyor. Ertesi gün yetersiz bakiye sesi kaçınılmaz. İyi olmuş. Peki ne yapmamız lazım bunun için? 15 liraya kadar kullanabileceksin. İyi olmuş. Benim de bitmişti zaten. Ben öğrenci olduğum için bir de sıkıntı oluyor. Hep yetersiz bakiye diyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verilerine göre günlük ortalama 6500 kişi bu sesi duyuyor. Yetersiz bakiye ve toplu taşıma kullanmaktan da vazgeçiyor. Doldurmayı unuttuk. O iyi oldu yani. O uygulama güzel. Aceleniz var, yükleme yapamadınız. İşte bu uygulama tam da sizin için. 15 liraya kadar eksi bakiye ile toplu ulaşımı kullanabileceksiniz. Amaçsa toplu taşıma araçlarını teşvik etmek. Limit olmadığında, olumsuz döndüğünde sıkıntı oluyor. Ne yapıyorsunuz? Binemiyorsunuz veya birilerine istemek zorunda kalıyorsunuz. Fazla akbil olanlar mı? Param da var zaten. İyi. O zaman ben sizi tutmayayım. Siz beklemeyin be. Aa, çok güzelmiş. Baksana. Yetersiz bakiye. Evet. Biz yetersiz bakiye deyip duralım. Özel okulların yıllık ücretleri resmen dudak uçuklattı. Öyle miktarlar isteniyor ki bir öğrenciye lise boyunca ödenen parayla mütevazı bir daire alınabilir. Sınavla alan yabancı özel okul fiyatları senelik 500 bin liraya kadar yükseldi. Düşünebiliyor musunuz? Özetle özel okulların önemli bir kısmı artık gerçekçi ol imkansızı iste şiarıyla hareket ediyor. Hem öğrencilerin o okulları kazanabilecek kadar zeki, çalışkan ve gayretli olması gerekiyor. Hem de ailelerinin onları o okullara gönderebilecek kadar zengin olması gerekiyor. Hem de hepsinin aynı anda olması gerekiyor. Dedim ya, gerçekçi ol imkansızı iste.
Benim ufak oğlum özel okulda okuyor. Bu servis fiyatları, yemek fiyatları. Daha önce bir koleje verdik. Büyük oğlumuz da orada okumuştu. Hadi dedik bunu da kendi imkanlarımızı kısalım, ona verelim. Eğitim kalitesi yüksek tabii. Bir tanesi 50 bin liraya veriyor eğitimi. Bir tanesi 250 bine, bir tanesi 700 bine veriyor. Yani burada bir denge de yok. Hem Alman hem de Amerikan okullarının hazırlıkla beraber senelik ücretleri 500 bine dayandı. Yani 5 yıl okumanın bedeli 2,5 milyonu aşıyor. Ben... Kadar ödendi bir sene için? Çok ödendi, hiç söylemiyorum. Benim iki tane kızım var. İkisi de burada okuyor. %110 arttı. 43 ödüyordum. Bu yıl 110 ödeyeceğim. Bizim gücümüz ona yetiyor. Zorlanıyoruz tabii ama işte ne yapacaksın? Çocuğumuzun daha iyi bir yerde okumasını istiyoruz. 5 sene okuyacak, bir ömür o paraları kazanmaya çalışacaklar. Hazırlıkla beraber özel liselerin ücretleri dudak uçuklatıyor. Nasıl geçti evet. Bir sene? İyi. Peki siz maddi olarak ne dersiniz? Maddi olarak sınır yok ve çok kötü. Özel okullar sömürü aracı gibi oldu. Bu çok kötü bir şey. Denetim de şart. Bazı özel okulların yatılı fiyatları 700 bine kadar dayanmış durumda. Yani hem Türkiye'de ilk 500 öğrenci arasına girip hem paralı hem çalışkan hem de zeki olacaklar. Şimdi lise 1'e geçiyorum. Güzel geçti. Bence eğitici bir sene oldu. Özel okul ücretlerinin bu kadar artması herkesi çok çok etkiledi. Bu sene 200 bini buldu. Yeni kayıtlar daha da yüksek. Yani biz kurtulduk. Herkes gücü dahilinde çocuğu için en iyisini yapmak ister. İkinci sınıfa geçiyor hanımefendi. İkiye geçti. İkinci sınıfa. Heyecanlı mısın? İkinci sınıf olacaksın. Evet, çok heyecanlıyım. Onlar için çalışıyoruz. İçin ama öğretmenlerimiz de hakkını almalı. O yüzden kaliteyi de korumak gerektiğini düşünüyorum. Polis memuru Osman Yalınkaya 2 yıl önce Aydos Ormanı'nda ölü bulundu. Çocukluk arkadaşı yanındaydı. Ağladı, kendini yerden yere attı. Arkadaşının canına kıydığını söyledi. Polisler sır perdesini araladıkça işin aslı bambaşka çıktı. En çok gözyaşını döken o arkadaş polisin katili çıktı. Yaşıyordu. Ağladı, kendini paraladı. Tetiği çeken, polisi öldüren oydu. Cinayete intihar süsü vermeye çalıştı. Ne gözyaşları ne de çabası işe yaradı. 25 yıl hapis cezası aldı. Polis Osman Yalınkaya evli iki çocuk babasıydı. Çocukluk arkadaşı öğretmen Mahmut Sezgin'le de ortak anaokulu işletiyordu. İkilinin arası da o yüzden açıldı. 2 yıl önce Kartal'da Aydos ormanlarında buluştular. Tek silah sesi duyuldu. Arkadaşının beylik silahıyla intihar ettiğini söyledi. Ekipler olay yerine gelince de polis aracında gözyaşlarına boğuldu. Yaşıyordu. Mahmut Sezgin'in döktüğü timsah gözyaşlarıydı. İfadeleri şüpheli ve çelişkiliydi. Polisleri inandıramadı. Polisin başına sol eliyle ateş ettiğini söyledi. Tabanca da sol elindeydi. Ama Osman Yalınkaya sağ elini kullanıyordu. Ekipler zaten tabancada parmak izi de bulamadı. Silah ateş aldıktan sonra temizlenmişti. Tutuklu yargılanan Mahmut Sezgin son duruşmada da suçlamaları reddetti. Mahkeme kasten öldürme suçundan 25 yıl hapis cezası verdi. Mardin'de gergin anlar vardı. Ekipler kaçak elektrik kullanımının önüne geçmek için harekete geçti. Mahalleli dağıtım şirketi çalışanlarına taşlarla sopalarla saldırdı. Tarkan İbari! Tarkan İbari! Ekipler kaçak elektrikle mücadele için oradaydı. Mahalleli taşlarla, sopalarla saldırdı. Jandarmalar kalabalığı dağıtmak için havaya uyarı ateşi açtı. Burası Mardin'in Derik ilçesine bağlı Söğütözü mahallesi. Elektriğin kaçak kullanıldığı adreslerden biri de orasıydı. Dağıtım şirketi bunun önüne geçmek için panolar yerleştirmeye gitti. Mahalleli önce ekiplerin yolunu kesti, sonra da taşla sopayla saldırdı. Jandarmalar kalabalığı dağıtmak için havaya uyarı ateşi açtı. Dağıtım şirketi çalışanları o saldırı sonrası olay yerinden uzaklaştı. 3 kişi gözaltına alındı. Gerginliğin ardından mahallede elektrik kesildi. Elektriği kaçak kullanmayanlar da buna isyan etti. 5 kişi suç işlemişse olabilir ama elektrik kesmesi kınıyoruz.
Ukrayna karşı taarruza kalktı. Rusya çok sert şekilde direniyor. Savaşta 1,5 yılın ardından çatışmalarda ikinci perde açıldı. Özellikle Bahmut çevresinde kan gövdeyi götürüyor. Ukrayna'nın karşı saldırısı sonrası çatışmalar şiddetlendi. Özellikle Bahmut yakınlarındaki bölgelerde kan gövdeyi götürüyor. Elit Azak Birliği Rus siperlerine baskın anlarını yayınladı. Mevzilere kadar sızan askerler önce el bombası attı. Ardından içeridekilere kurşun yağdırdı. Kimsenin gözünün yaşına bakmadı. Ukrayna askerleri de zor zamanlar yaşıyor. İntikal sırasında toprak yoldan giden birlik mayına girdi. Tim ağır yaralandı. Ukrayna güçleri Bahmut yakınlarına kadar ilerledi. Zaporijya'ya kadar yaklaştı. Ama Ruslar çok sıkı savunma yapıyor. Siperler arasındaki mesafe el bombası atımına kadar düştü. Askerler siperden sipere birbirlerine ölüm yağdırıyor. Moskova bir yandan da sivillere bomba yağdırıyor. Kramatorsk kentinde yıkılan binanın enkazı altında kalan kadını ekipler enkazı elleriyle kazarak kurtardı. Putin, Ukrayna'nın karşı taarruza geçtiği iddialarını kesin dille reddediyor. Ancak İngiliz istihbaratı Rus atlarının delindiğini resmen açıkladı. Putin yeni askerleri de cepheye sürmenin peşinde. Savaşmak isteyen mahkumlara ön saflara gitmek için izin çıktı. Ceza almış ama hapse girmemiş hükümlüler hizmetleri karşılığında serbest kalacaklar. Ukrayna dronlarla savaşı havaya taşıdı. Siperlerde yakalanan askerlerin hiç şansı kalmıyor. Tıpkı bu ikisi gibi. Siperin dışında otururken görüntülendiler, sonrasında hiç şansları kalmadı. Zırhlı araçlarda istisna değil, havadan gelen ölüm onların da kaçmasına izin vermiyor. Dronlar sadece öldürmek için kullanılmıyor. Asker sel nedeniyle mahsur kalanlara da kumanyaları havadan dağıtıyor. İstanbul'da bir taksici yabancı uyruklu kadınla tartıştı. Bir türlü iletişim kuramayınca taksici kadını araçtan indirdi. Gerginlik de bir anda tırmandı. O kadını o dakikadan sonra kimse durduramadı. Gördüm arkadaşlar bak böyle taksiciler ulaşıyor. Bak görüyorsunuz. Kadın Türkçe, taksici de Arapça bilmiyordu. Bir türlü anlaşamadılar. Taksici kadını araçtan indirmeye çalıştı. O kadın taksinin altına girdi. Sürünüyor yerde bak. Sürünüyor. Burası Beyoğlu. Gerginliğin tarafları yabancı uyruklu bu kadın ve taksici. Kadın ne gideceği yeri ne de derdini anlatabildi. Tartışma sonrası da taksici onu araçtan indirdi. Bak. Yerde. Taksicinin gitmesine de izin vermedi. Terbiyesiz. Görüyorsun değil mi terbiyesiz? Sürünüyor yerde bak. Sürünüyor. Taksiye binemeyince altına girmeye çalıştı. Görün taksiciyi de zor durumda bırakıyorlar. Taksicinin çağırdığı polisler gelmeden de oradan uzaklaştı. Bak. Terbiyesiz. Kurbanlık almak isteyenler bu haberi dikkatle izleyin. Lütfen kurban olmayın. Türkiye'de dolandırıcılık her fırsatı kollayan mevsimlik bir meslek haline geldi. Mesela yılbaşı geliyor, piyango dolandırıcılığı, tatil sezonu yaklaşıyor, otel ve araç kiralama dolandırıcılığı. Şimdi de Kurban Bayramı yaklaşıyor. İmkanı olan vatandaş kurbanlık telaşında, dolandırıcılar da onların peşinde. Hedefte bu kez vatandaşın dini duygularını suistimal ederek parasını almak var. Dolandırıcılar bilinen vakıf ve derneklerin web sitelerini birebir kopyalıyor. Kurbanlıklar üzerinden kurban arıyor. Aman dikkat. Araya
insanların duygularını sömürmek ve özellikle deprem bölgesindeki vatandaşlara yardımcı olabileceklerini iddia ederek aslında çok popüler olan vakıfların, derneklerin sosyal medya sitelerini kopyalayarak vatandaşları mağdur etmeye, dolandırmaya ve kredi kartlarını aslında işini boşaltmaya çabalıyorlar. Bu kez kurbanlıklar üzerinden yürüyorlar. Dolandırıcılar bu kez kurbanlık almak isteyen vatandaşın parasının peşinde. Vakıf ve derneklerin sitelerini kopyalayan dolandırıcılar vatandaşı kandırmaya çalışıyor. Depremzedeler için diyerek kurbanda hisse satıyorlar. Ancak bu hisseler depremzedeler için değil. Siber dolandırıcılar yeni yöntemlerinde vatandaşın hem duygularını suistimal ediyor hem de paralarına el koyuyor. Uzmanlar uyarıyor. Bağış yapılacak ya da kurbanlık alınacak sitelere dikkat edin diyor. İnternetten kurban için hisse alırken sitenin güvenilir olması oldukça önemli. Peki girdiğimiz sitenin güvenli olup olmadığını anlamak için nelere bakmalıyız? Vakıf ve derneklerin genelde uzantılarına baktığımızda ORG.tr söz konusudur uzantılarında. Aynı şekilde yine adres çubuğunun üstünde bir kilit ifadesi vardır. Bu kilit ifadesi uçtan uca şifreleme ve güvenlik sertifikasının var olduğu, dolayısıyla burada yapılacak işlemlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirildiğini ortaya koyar. Kurum veya derneklerden bağış için kurban hissesi alacakların dolandırıcıların tuzağına düşmemesi içinse yapması gereken en önemli şey bu dernek veya kurumlara bizzat giderek hisseyi satın almak. Kurban alacaksanız hayvanı yerinde görmeniz son derece önemlidir. Ya da o hisse yardımını yapacaksanız bir derneğe ya da vakfa, bunlara bizzat giderek makbuz karşılığında bu işlemlerin yapılması son derece önemlidir. Ünlülerin Kurban Bayramı planları belli oldu. Aslında hem planları hem de kazançları. Listenin zirvesindeki ismi sıradaki haberde izleyeceksiniz ama kazancını şimdiden söyleyelim. Tam 10 milyon lira. Bakın o sanatçı kim? Ünlülerin bayram kazançları belli oldu. 1 milyon liraya anlaşan da var, 10 milyona tamam diyen de. Repertuar hazır, sahneler belli. Süperstar Ajda Pekkan Bodrum'da sahne alacak, 3 milyon liraya imza attı. Bodrum'da sahne alacak isimlerden biri de Aleyna Tilki. Tilki 1 milyon liraya anlaştı. Yıldız Tilbe bayramda Çeşme ve Kıbrıs'ta söyleyecek şarkılarını. Tilbe'nin bayram tarifesi 4,5 milyon lira. Özcan Deniz de Kıbrıs ve Çeşme'yi coşturacak. Sanatçı 2,5 milyon liraya anlaştı. Ve listenin zirvesi. Bayramda en çok kazanan isim Hadise. Sanatçı 4 ayrı adreste söyleyecek şarkılarını. Kıbrıs, Antalya, Batum ve Bergama'da sahne alacak. Hadise'nin bayram kazancı tam 10 milyon lira. İsveç tutturamadığı enflasyon hedefi yüzünden Beyoncé'yi suçladı. %9,4 olarak hedefledikleri enflasyon oranı %9,7 olarak çıktı. Aradaki binde üçlük farkın faturası da güzel şarkıcıya kesildi. Hani bizdeki enflasyonu düşününce İsveç'teki rakamlar şiir gibi geliyor. Hem de hedeften binde üçlük sapma için güzeller güzeli bir gerekçeleri var. Dünyadaki enteresan olaylar tabii ki bu kadarla da sınırlı kalmadı. Polis çalıntı aracı yol ortasında buldu. Evlerin arasında son sürat kovalamaca başladı. Aşırı hızlı şüpheli kontrolü kaybetti. Evlerin bahçesine daldı. Yine de kurtulmayı başardı. Ama bir sonrakinde o kadar şanslı değildi. Direğe çarptı. Polisle çatışmayacak kadar akıllıydı. Sağ salim parmaklıkların arkasını boyladı. Beşinci kata hiçbir önlem almadan çıktı. Klima taktı. Onu görenlerin yürekleri ağızlarına geldi de onun umrunda bile olmadı. İşini bitirmesinin ardından içeri girdi. 5 katlı bina önce çatırdadı, ardından da olduğu yere çöktü. Kolonlardan gelen sesleri duyan sakinler binayı hemen boşalttı. Evlerinin yıkılmasını da çaresiz gözlerle seyretti. Kasırganın neden olduğu dev dalgalar sahili bir anda vurdu. Tatilciler nasıl kaçacaklarını şaşırdı. Büyük paniğe neden olan o anlarda neyse ki yaralanan olmadı.
this is my mom. Yetenek yarışmasına katılan yaşlı adam kendini ateşe verdi. Hem jürinin hem de salonun yüreklerini ağızlarına getirdi. O kadarla kalmadı. Müdahale edilmesine de izin vermedi. Bununla da yetinmedi. Eline aldığı bıçakları ateşe verdi. Alev alev yanarken annesinin birkaç santim yakınına fırlattı. Yaşlı adama bu da yetmedi. Kendini bir daha patlattı. Yanan bıçakları bu kez diğer tarafa fırlattı. Tam herkes tahammülünün sınırına geldi derken son bıçağı attı. Gülücükler içinde kendini söndürttü. Ama şapkası hala yanıyordu. Herkesi kahkahalara boğdu. Bu genç de çoğu kişinin hayatında bir araya getiremediği kübik küpü inanılması güç bir hızla çözdü. Yetenekli genç neredeyse gözle görülemeyecek şekilde 3 saniye 13 salisede çözdü. Sevinci görülmeye değerdi. Dekalo. Koca ayı mangalın kokusuna geldi, partiyi bastı. Hakkını bileğinin zoruyla aldı. Ne kimse onu durdurabildi, ne de o kimseye dokundu. Karnını doyurmasının ardından geldiği gibi gitti. Genç kadın tembellikte çığır açtı. Telefonu kaydırmak için elini bile kaldırmaya üşendi, ağzındaki düdüğü kullandı. Sosyal medyayı sallayan o video görenlere pes dedirtti. Fenomen adam kendi cenaze törenini düzenledi. Ansızın öldüğünü sanan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Herkesin defin için toplandığı sırada da helikopterle kendi cenazesinin ortasına indi. 45 yaşındaki TikToker David Barton bu mizanseni arkadaşları ve ailesine iletişimin önemini göstermek için yaptığını söyledi. Ancak görüntüler kullanıcıları ikiye böldü. Bir kısım romantik bulurken bir kısım da acımasız bir şaka olarak değerlendirdi. Mom, Len and I have a surprise for you for your birthday. Ünlü model ve oyuncu Elizabeth Hurley uzun zaman aradan sonra oğlu için setlere döndü. God, this is better already. 58 yaşındaki aktris, oğlu Damien tarafından yönetilen yeni gerilim filminde oldukça cesur sahnelere imza attı. İlerlemiş yaşına rağmen kusursuz fiziğiyle dünyayı kendine hayran bıraktı. Prince Hansel, I love you. İsveç yüksek enflasyonun sorumlusu olarak Beyoncé'yi gösterdi. Hükümet %9.4'e düşmesi beklenen enflasyon hedefini tutturamadı. Şarkıcının İsveç'te konser vermesi restoran ve otel fiyatlarının artmasına neden oldu. Ayrıca komşu ülkelerden seyirciler de ülkeye akın etti. Hükümete göre beklenmedik hareketlilik enflasyon oranlarını değiştirdi. Tam olarak ünlü şarkıcı suçlanmasa da etkili olduğunu da kimse inkar etmedi. En azından güzel bir sebepleri var. Antalya'da bir çift seyir halindeki araçta kavgaya tutuştu. O kavga kazayla bile bitmedi. Ölümden dönen çift kurtulduklarına bile sevinmedi. Öfkelerini bu kez habercilerden çıkardı. Bağır. Allah Allah, bağır. Bağır. Tartışma sadece aileyi değil, trafiği de karıştırdı. Sinirlerini basın mensuplarından çıkarmak istediler. Polis izin vermedi. Lan oğlum, kapa şu telefonu. Kapa şu telefonu. Çift Konya'dan Antalya'ya gidiyordu. Daha yolculuğun başında tartışma başladı. Şehir değiştirdiler ama konuyu değiştirmediler. Antalya'da kadın kocasının elini ısırdı. O da el frenini çekti, kaza yaptılar. Durumları iyiydi. Tartışma hala bitmiş değildi. Yol kenarında devam ettiler kavgalarına. Çifti polis sakinleştirmeye çalıştı. Görüntü alan basın mensuplarına da tepkiliydiler. Bağır. Lan oğlum, kapa şu telefonu. Kapa şu telefonu.
Yiyeceklerle ilgili bazı şehir efsaneleri vardır. Mesela balıkla yoğurt yenirse zehirlenilir denilir. Hemen söyleyelim. Öyle bir şey yok. İkisi de taze ise afiyetle yenebilir. Ama doğru bildiğimiz yanlışlar da varmış. Mesela döner, köfte ya da kebap yerken çoğu kişi yanında ayran tercih eder. Meğerse büyük bir hataymış. Biz değil, uzmanlar söylüyor. Hatta bazı yiyeceklerin sağlık açısından kesinlikle yan yana gelmemesi lazım. İşte o gıdalar. Et, yoğurt, bal, kavun. Bunlar sadece dördü. Bazı yiyecekler var ki yan yana gelince sağlık için büyük tehlike. Sağlıklı bir yaşam için sağlıklı gıdalar tüketmenin yanında bilinçli bir tüketim yapmak da oldukça önemli. Gıdaların içeriğini yanı sıra tüketim formu, zamanı ve miktarına da dikkat edilmesi gerekiyor. Tarihine bakayım, genelde en fazla baktığım şey de odur zaten. İşte bu yeterli değil. Sadece alınan gıdanın tarihine bakmak bir kişiyi bilinçli tüketici yapmaz. Çünkü bazı besinler birlikte tüketildiğinde kişinin kendisine doğrulttuğu bir silah olabiliyor. Sağlıklı gibi görünen ancak başka gıdalarla birlikte tüketildiğinde hayatı adeta zehre çevirecek pek çok yiyecek çeşidi bulunuyor. Uzmanlar bazı yiyecek gruplarının beraber tüketilmemesini öneriyor. Mesela bal ve kavun birlikte tüketilmemesi gereken iki yiyecek. Balı miktarınca kullanırsanız ciddi anlamda bir antioksidan etkisini görürsünüz. O balı eğer kavunla karıştırırsanız, fazla miktarda yemişseniz midenizi hasta edersiniz. Sütlaç da yemeğin hemen ardından tüketilmemeli. Yemekten sonra yenilen bir sütlaç ve yemekten 2 saat sonra yenilen bir sütlaç, bir de yemekten 5-6 saat sonra yenilen sütlaç aynı şey midir? Yediğiniz aynı gibi ama yemekle birlikte yenilen, oradaki özellikle hayvansal proteinler varsa bunlarla bağ kurar ve yediğinizin pürtifikasyonuna, yani çürümesine sebebiyet verebilecek ve eminimini azaltacak. En büyük hata da en sık yapılan. Beraber yiyor musunuz etle yoğurdu veya dönerle yoğurdu? Yani tabii ki de. Zaten İskender kebabı var, yanında da yoğurt vardır yani onun, tabii ki de. Bizim toplumdaki en büyük hatamız nedir diye sorsanız, etin yanında yoğurt, ayran kullanımıdır. Ve bir de yanlış bilinenler var. Mesela balık ve yoğurt. Eğer ikisi de taze ise sorun yok. Balıkla yoğurt olarak biliyorum. Yani dönerle yoğurt. Genelde dönerle ayran içiyoruz mesela. En çok bilinen bir şey var. Balıkla yoğurt yenmez gibi. Bunun doğruluğu nedir? İkisi bir araya geldiklerinde eğer ki yoğurt eski ise, balık bayatsa, ikisi bir araya geldiğinde midede bekleme süresi artar. Bağırsakta hareket süresi uzar. Bu da çürüme getirir ve bu bayatlık kişinin zehirlenmesine sebebiyet verir. Ancak taze ise, yoğurt taze, yoğurdun tazeliği burada çok öncelikli değil. Balığın tazeliği çok önemli. Balık taze değilse her zaman için risktir. Bugün canımız öğretmenlerimiz adına atanamayanlarca demiştik. Depremde anamızı, babamızı, sevdiklerimizi kaybettik. Kitaplarımızı, kalemlerimizi, yaşama sevincimizi kaybettik. Tek isteğimiz sınıflarımızda olmak. Versinler ek 55 bin atamayı, çekip gidelim. Başka bir isteğimiz yok. Bizler görevimizi yapmak istiyoruz diyor öğretmenlerimizden bir tanesi. Bir diğeri Nazmiye Hanım, felsefe, herhalde felsefe öğretmeni. Artık ek atama haberi gelsin, bayramdan önce takvim açıklansın istiyoruz diyor. Orhan Köse, bunca emek, bunca mücadele karşılıksız kalmamalı. Sayın Bakanımız, kontenjan dağılımlı ilave atama takviminin açıklanmasını bekliyoruz diyor. Bahar Nas, ulusta 55 bin öğretmen diyor, destek bekliyor. Yine bir başka öğretmenimiz, herhalde Osmaniye'den gelmiş, o da farklı bir isim kullanıyor. 60 ilden yaklaşık 2000 öğretmen bugün ulusta verilen sözlerin tutulmasını sağlamak için kilometrelerce yol kat etti. Emekse emek, sahaysa saha, hepsi yapıldı. Şimdi sıra ek 55 bin atamayla Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 bin öğretmen atamasının yapılması diyor. Birçok öğretmen Cumhuriyetimizin 100. yılına, Türkiye'nin 100 yılına 45 bin atama mı yakışır yoksa 100 bin atama mı diye de soruyorlar. Buradan iletmiş olalım. Onlar bizim kıymetlilerimiz. Burada noktalıyoruz efendim. Hoşçakalın.